والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فهي الشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. صدق الله العظيم. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerine olsun. Cemaat-i Müslümin, Cuma'nın mübarek olsun. Sağlık, afiyet olasınız inşallah. Bu okuduğum ayet-i kerimeler yine Nur Suresi'nden 4 ile 8. ayet-i kerimeler. Allah Celle Celaluhu nasip ederse belki 10. ayet-i kerimeye kadar bu ayet-i kerimeleri okuyup açıklamaya çalışacağız. Allah Celle Celaluhu bu hususta yardımımız yardımcımız olsun inşallah. Kur'an-ı Kerim'i güzel okumayı nasip eylesin. Doğru anlamayı nasip eylesin. Gereğince de amel etmeyi ihlasla, samimiyetle nasibi müyesser eylesin inşallah. Allah Celle Celaluhu bu Kur'an ile insanlara bir yol gösteriyor. Bu Kur'an bir kılavuzdur. Bu Kur'an'a sıkı sıkı sarılıp tutunanlar, bundan elini fırtırmayanlar, saat olarak savrulmayanlar, bu kitabın açtığı yolda yürüyen insanlar, ufak tefek irili ufaklı günah işleseler bile Cenab-ı Allah'a tevbe ettiklerinde ondan tevvap olacaklardır. Yani tevbelerin kabul edici, affedici ve bağışlayıcı olacaklardır. Ama bu yolun dışına çıkmış. Kur'an'ı kutsal bir kitap olarak elinde sürekli okuyup uygulayacağı bir kitap olarak kabul etmemiş. Kur'an'ı hayatına anayasa eylememiş olan insanlar, onu arkalarına atmış olan insanlar, onunla ilgilenmeyen insanlar, onu umursamayanlar hiç şüphesiz ki dalalete düşecekler, sapıtacaklardır. Allah onlardan uzaktır. Onlar Allah'tan uzaklaşmışlardır. Allah-u Teala'nın tevbe kapısı açıktır. Dileriz inşallah doğru yolu bulurlar, hidayeti görürler, istikamete ererler, iyi bir Müslüman olurlar, cennet-i âlâyı hak ederler. Değerli kardeşlerim, bu surenin başında Allah Celle Celaluhu bu sureyi indirdiğini beyan buyurdu bize, bu suresi. Önümüzdeki Musaf-ı Şerif'in 550. sayfasında ilk ayetlerinde biz bu sureyi indirdik ve bir kısım ayetleri farz kıldık, belirledik, tayin ettik. Bunun içerisinde açıklayıcı ayetlerimizi indirdik ki okuyasınız, anlayasınız, ders alasınız, öğüt alasınız, doğru yolu bulasınız diye. Şüphesiz bunlardan birisi de şudur, bu hükümlerden bir tanesi. Zina eden erkek ve zina eden kadınlardan her birini 100 değnek ile cezalandırınız. Onları Cenab-ı Allah'ın tayin etmiş olduğu bu ceza ile cezalandırırken acımanız tutmasın. Çünkü Allah'ın dinini uygularken acımak tutmak yalancı bir merhamettir. Eğer siz Allah'a inanıyorsanız, ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın yasaklarından kaçarsanız, kaçmayan insanlara da Cenab-ı Allah'ın tayin ettiği cezayı verirsiniz. Bir kısım insanlar da bu cezayı verme hususunda olaya şahit olsunlar. Böylece hem kendileri etkilenirler, hem yanlış yapılmasını önlerler, hem haddinden fazla ceza çekip işkenceye çevirmeyi önlerler, hem de bir kısım insanların içtimai konumlarından ötürü ceza yememek gibi bir torpile uğramasını da seyrederek şahit olarak engellemiş olurlar. Zina çok pis bir işlerdir. Onun için zina eden bir kadını ar ve namus duyguları çatlamış ancak zina eden bir erkek nikahını alabilir. Temiz ve iffetli insanların
içi kabul etmez. Zina eden erkeği de ancak zina eden bir kadın ya da bir müşrik, Allah'a ortak koşan bir kafir kabul eder. Yoksa temiz, iffetli bir Müslüman kadın zina eden bir erkekle evlenmek istemez. Zaten bu Allah Celle Celaluhu tarafından haram kılınmıştır. Buraya kadar geçen derslerimizde anlatmış ve zinanın üstünde biraz durmuş. İnsanın kendisine, ailesine, cemiyetine, sağlığına, sıhhatine, emniyetine, asayişine, ekonomisine ve başka cihetlerde ne kadar zararı olduğunu görmüştüm. Cenab-ı Allah zinaya yaklaşmayın buyuruyordu. Değil yapmayın, yaklaşmayın. Buna yaklaşmamak için önümüzdeki, geçmişte haftaki dersimizde kendisiyle nikah düşen bir kadınla bir erkeğin yalnız bir yerde baş başa kalmamalarını, değilse üçüncülerini şeytan olup kendilerini arttıracağını Peygamberimiz ikaz ediyordu. Cenab-ı Allah'ın bakma hususunda, dokunma hususunda, açıklık saçıklık ya da giyinmesi gereken, örtülmesi gereken yerler, tesettür hakkında ve daha bazı konularda bilgiler vermişti. Şimdi yeni bir konuya geçiyor. Bu da Müslüman, temiz bir erkek ya da kadına bir kısım insanların zina etti diye iftira etmesidir. Şüphesiz ki bu da büyük günahlardandır. Zinadan sonra gelen bir büyük günahdır. Zinanın cezası Kur'an-ı Kerim'de 100 celde, 100 sopa olarak zikredilmişti. Bu da 20 eksiğiyle 80 sopalık bir cezayı gerektiren ömür boyu şahitlerin reddini ve Allah katından fasıklık, büyük günahkar damgasını yedilen bir husustur. Onun için aklı başında hiçbir Müslüman bir başka insana zina isnat etmez. Hatta onun bunun çocuğu gibi lafları bile kullanmaz. Çünkü ispat ettirdikleri zaman ispat edemeyeceği bu suçu işleyen insanlar işte şimdi göreceğimiz cezaya tartılacaklardır. وَالَّذ۪ينَ يَعْمُونَ مُحْسَنَةً Muhsan, temiz, iffetli kadınlar, aynı şey erkekler için de geçerlidir. وَالَّذ۪ينَ يَعْمُونَ مُحْسَنَةً Müslümanlardan, müminlerden temiz, iffetli, evli ya da bekar, burada fark etmez, zina cezasında muhsan evli, gayrimuhsan da bekar manasına geliyordur. Burada umumdur. ثُمَّ لَمْ يَكُوا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَى Sonra da bunun için 4 şahit getiremeyenler. Bu 4 şahidi biliyoruz. İslam'da zinanın cezasının verilmesi için bir insanın kendi aleyhine ya 4 defa ben zina ettim diye itiraf etmesi lazım ya da 4 erkek şahidin bizzat zina yapar iken onu görmesin. O da zina yaparken diyoruz. Yani bir odaya girmişlerdi, bir otele girmişlerdi, bir mağaraya girmişlerdi. İşte böyle gördün, bunlar kabul değildir yani. Bizzat zina yaparken görecek. Çok zor. Allah Celle Celaluhu ne zina olsun istiyor, ne de zina konuşulsun istiyor. Bakın, 3 kişi birisini zina işlerken görse ağzını açıp konuşamayacaklardır. 2 kişi dünden konuşamaz. 1 kişi 2 insanın zina ettiğini görse ağzını açıp konuşamaz. Ne kadar olacak? 4 şahit olacaklar. Peki 4 şahit oldukları zaman bir zinaya şahit oldular, gördüler. Mecburlar mı mahkemeye gidip biz bunları zina halinde gördük demeye, şahitlik yapmaya değillerdir. Şahitlik mahkeme tarafından çağrılırsa icap eder. Çağrılmazsa icap etmez. Bu gibi suçlarda üstünü örtmek, şahitlik yapmamak daha iyidir. Yani iki insan zina etmiş, birkaç kişi de bunu görmüş, ağızlarını kapamaları daha güzeldir.
4, 5, 6 şahit görseler bile. Ama 3 şahit görse, 2 şahit görse, 1 şahit görse mecburen ağızlarını kapayacaklar ve bunu konuşmayacaklar. Neden? İşte ayet okuyoruz. Vellezine bu adamlar ki yakında muhsana temiz iffetli kadınlara zina etti diye iftira ediyorlar. Dün ve sonra lem yetul bi erba'ati şuhada 4 şahit getiremiyorlar. Fecluhum onlara ceza verin. Değnek ile zamanı necette 80 değil. 80 sopa. Daha belki derslerimizde anlatmıştık. Parmak kaldığında bir sopa. El omuzdan fazla kalkmaz. Amaç işkence canını yapmak değildir. Amaç toplum içerisinde onu utandırmak, vicdanını zorlamak, bir daha böyle işleri yapmaması için caydırıcı olmaktır. Buna 80 sopa vurur. Erkeklerin üstündeki elbiseler soyulur, kadının elbisesi soyulmaz demiştik. Zina bahsinde anlatırken söylemiştik, tekrar edelim bu dayak cezasında. Baş gibi ya da vücudun baştaki organları, tehlikeli organları ya da üst üste aynı yere vurarak vücudun patlaması, eziyet görmesi, bunlar olmaz. Bunları dikkat edip yapmamak gerekir. Zaten atıkla dediğimiz gibi ceza doğrudan doğruya insanlar içerisinde utandırmak, vicdanını harekete geçirmek, dolayısıyla daha bu işi yapmadan düşündürüp caydırmak, vazgeçirmek, böyle bir fiili, kötü bir fiili haramı baştan işletmemek. Demek ki Müslüman kadınlara diyor burada, erkekler de buna dahildir, zina isnat eden ve 4 şahit getiremeyen insan, Cenab-ı Allah tarafından 80 değnek vurulmakla cezalandırılır. Söylemeye gerek var mı? Yukarıda zina cezası uygulanırken Allah Celle Celaluhu bu uygulama esnasında onlara acımanı tutmasın diyor. Bu da böyledir. Acıma tutmayacak ve Allah için bu ceza yerine getirilecektir. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا Yetmiyor bu ceza. Bundan sonra ebediyen ölene kadar yani o adamın şahitliğini kabul etmeyiniz. Ne demek bu? Bir insanın adamlığıdır sözünün kabul edilmesi. Sözü kabul edilmeyen adam cemiyette sıfıra inmiştir. Böylesine pis bir işi yapanın Allah Celle Celaluhu mürüvvetini, insanlığını dağıtıyor. Ta ki insanlar dikkat etsin, böyle pisliklere bulaşmasın. Ebediyen onların şehadetini kabul etmeyin. Sözü itibara alınmaz bir insan oldular artık. Ve ulaike humul fasikun, bunlar fasıkların ta kendileridir. Fasık yani büyük günah işlemiş. Cenab-ı Allah'a itaattan çıkmış, doğru yoldan ayrılmış, iş bakımından, itikat açısından değil. Dolayısıyla günahkar insanlardır. Büyük günahkarlardır. Kafir değillerdir. Derhal tövbe etmeler lazım. Tövbe ederlerse ne olur? Tövbe ederlerse Allah kendisiyle alakalı olan kısmını affedebilir. Nedir o? Cenab-ı Allah Müslüman kadın ya da erkeklere şahit, 4 şahit getirmedikçe zina etti diye iftira etmeyin demiş idi. Bunun aksini davrandığından ötürü Allah'a baş kaldırmıştır. Bu Cenab-ı Allah'a karşı işlenmiş bir suçtur, günahtır. Bundan pişman olur, döner ise Allah Celle Celaluhu kendisine ait olanı kabul eder. Ama bir de karşıda kul hakkı var. Çünkü zina etti diye karşıdaki insanı suçlamıştır, üzmüştür. Onun şahsına, şerefine, manevi haklarına zarar vermiştir. Onlardan da gidip özür dileyecektir. Ve mahkemede 80 değneğinde yiyecek. Tövbe etmekle bundan kurtulmaz. Mahkemeye intikal ettikten sonra bir dava dosyanın geri çekilmesi diye bir şey söz konusu değil. Muhakkak İslam onun cezasını verecektir. Cezasını çekmesi de bir hayatında bir güzelliktir. Cezasını çektikten sonra Cenab-ı Allah'tan affı mağfiret dilemesi ve tövbe etmesi de güzeldir. Bizim mezhebimize göre, Hanefilere göre ayet-i kerime açıkça şunu söylüyor.
ve la takbalû lehum şehadeten ebeda, ebediyen onları şahitliklerini kabul etmeyiz. Ve ulaike humul fasikûn, onlar fasıkları ta kendisi. Dolayısıyla tevbe etmekle belki Allah'la alakalı olan durum kurtulur ama şahitlik yapabilme ehliyetleri gitmiştir, tekrar geri dönmez. Bundan sonra ölene kadar şahitlik yapamazsınız. İmam Şafii devam eden şu ayetleri nazar itibarı alarak tövbe ederse şahitliği de yeniden kabul olunur demişlerdir. Bu 5. ayet-i kerime okuyalım. İlla şunlar müstesna. اَلَّذ۪ينَ تَعْبُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ. Bundan sonra, yani bu temiz Müslüman kadın ve erkeklere zina isnat etme suçundan sonra böyle bir isnatta bulunmuş, iftira etmiş, 4 şahitle getirememiş, 80 sopayı hak etmiş, şahitliğe kabul edilmesin diye Cenab-ı Allah'ın tokatını yemiş ve fasık kabul edilmiş, bütün bunlardan sonra pişman olmuş, ve aslahu işini ıslah etmiş, güzel bir Müslüman olmuş, bundan sonra diline sahip olmuş, diğer azalarını da Cenab-ı Allah'a itaatkar hale getirmiş. Kibar, temiz, ıslahı hak etmiş bir Müslüman olmuş. فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Allah Celle Celaluhu gafurdur, çok çok mağfiret eder, kul pişman olursa günahının üstünü örter, onu rezil ve rüsvay etmez, merhametlidir, cezalandırmaz, acır. Evet, Allah Celle Celaluhu merhametlidir, acır ama Ebu Hanife'nin görüşüne, bizim mezhebimizin görüşü dikkat çekicidir. Bunlar Cenab-ı Allah'ın kendisine ait olan haklarıyla alakalıdır. Vazgeçer, ahirette cezalandırmaz. Ama kul hakkı düşmez. Şahitlikle kul hakkını yerine getirme hususunda bir vesiledir. Dolayısıyla tövbe etmiş olsa bile bir Müslüman kadın ve erkeğe zina etti diye ya da bir çocuğa, bir adama senin anan baban zina etmiş gibi iftira eden insanlara hem celde vurulur hem de şahitlikleri ebediyen kabul olunmaz demişlerdir. O yüzden ağzımıza sahip olmalıyız. Ağzımıza sahip olmalıyız. Ağızdan çıkan kelime tekrar geri alınamaz. Karşıda derin yaralar açar. Allah muhafaza buyurun. Kimseyi böyle bir duruma düşürmesin. Ben hayatımda birkaç kere böyle olaylara rastladım. İnsanlar kan ağlıyorlar. Birisi birisine zina etti diyor. Ya da birisinin karısına zina etti diyor. Yaygara yapıyorlar. Önümüzdeki derste göreceğiz. Bu derste yetişmeyecek. İnsanlar da getir dört şahidini. Yoksa sen fasıksın. Yoksa sen büyük bir günahkarsın. Seninle biz alakayı keseriz. İspat edinceye kadar demiyorlar. Kulaktan kulağa dedikodu yayılıyor. O insanın cemiyet içerisinde itibarı sıfıra düşüyor. Karısının itibarı sıfıra düşüyor. Çocukları utanç içerisinde kalıyor. Anneleri, babaları utanç içerisinde kalıyor. Hısım ve akrabalarının yüzü kızarıyor. İnsanlar cemiyete çıkamaz oluyor. Hayatları Allah kullak oluyor. Birçokları ya evlilikleri gidiyor, ya psikolojik destek ya da ruhi tedavi gören hasta hallerine geliyor. Kimin yüzünden? Ağzına sahip olmayan iki tane mendebur, pis günahkar fazla gülüyor. Çok önemli. Birisi birisinden cinayetli mi? Ya 4 şahit getir, ya 80 değnek sanat edilir. O yüzden velev ki 4 şahit ile görseniz bile insanların zinasını konuşmak mecburiyetinde değilsiniz. Müslümanların günahını örtenin Allah da yevmi kıyamette günahlarını örter diyor Peygamberimiz. İnsanların günahlarını örtün, utandırmayın, bağışlayıcı olun,
bu toplum için daha güzeldir. Çünkü bu laf yayıldığı zaman bazı insanlar bundan cesaret alır. Zina açığa çıkar. Bazı şeylerin şuyuğu bu kuğundan beterdir. Bir kısım insanlara kötü örnek olunur. Daha bir sürü maddi manevi bunun sıkıntıları vardır. Görmezlikten gelir. Sizinle alakalı bir ar yoksa nihayet yabancıdır. Sizi doğrudan ilgilendirmez. Bu iş çok zorunuza gitmez. Ama yaparsanız da yaparsınız. Çünkü elinizde 4 tane şahit. 4 şahit olmayan insanlar işte onlar büyük bir günahkardırlar ve cezayı hak etmiştirler. Şimdi bu ayet-i kerimeler böyle indi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları okudu. Bu sırada Sa'd bin Ubade ve Asım bin Adi radıyallahu anh ayağa kalktılar. Dediler ki ya Resulallah, tamam bu iş kolay. Yani başka insanları zina yaparken görsek yabancı insanlar bize dokunmaz, yapmasalardı iyi olurdu, günahkar olmuşlar. 4 şahitle getiremezsek bile ağzımızı kaparız, bu zor bir şey değil. Ama insan ya ailesini böyle zina yaparken görürse ne olacak o zaman? Hele siz böyle durun da ben 4 şahit getirip diye şahitlik yapacak insan var ya. Böyle bir şey duyulduğu zaman zaten bu işini bitirir, çeker gider, bizlerden ayrılırlar. Adam şahit toplayana kadar. Zina ettilerinizde ispatı yok, 4 kişi 80 değnek yiyecek. Şahit bulamayacak. Şahit bulmaya gitse iş bitecek. Üzerlerine şundansa bizi dövdü, öldürdü gibi suçlanacak ya da iftira edecek de deseler suçlanacak. Müşkil bir durum. Bu işin halli nasıl olur ya Resulallah? Cenab-ı Allah'a yalvaralım. Bu noktada bize bir açıklık getirsin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam defaatle burada da okuyoruz. مَا يَتُكُمْ عَنِ الْحَوَى kendi havasından, isteğinden, kendi kafasından, düşüncesinden konuşmaz. اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٍ يُوْحَى Allah kendisine neyi vahyetmişse onu söyler. O bir peygamber, o bir elçi, o Allah'la insanlar arasında iletişimi sağlayan bir görevli. Allah'ın söylemediği bir sözü söyleyemez. Böyle bir şey yapsa Allah şah damarından tutar, canını alır ve yere çarparak öldürür onu. Bunu yapamaz. Ve o güne kadar, o saate kadar da böyle bir ayet inmemişti. Peygamberimiz sustu. Dedi ki, bizim şu anda bildiğimiz bu ayet-i kerimelerden anlaşılan bir Müslüman kadın ve erkeğe zina iftira eden adam bunu 4 şahit ile ispat edemezse 80 değneği yer, ebediyen şahitliği kabul edilmez bir fasık olur, tövbe ederse düşersin. Meclis böyle dağıldı. Adam evine doğru yola çıktı. Bu mevzuyu peygamberimize de konuşan adam. Baktı karşısında telaşlı telaşlı damadı geldi. Hilal bin Ümeyye veya Ümeymi adı. Hayırdır bu ne telaş dedi. Hayır yok şer var. Nasıl bir şer dedi adam korktu. Dedi ki karımı Şürek bin Samha ile zina ederken oldu. Karım dedi de kendisini kızardı. O da karısının ya da kendisinin emmisinin oğludur. Kendisinin emmisi oğludur. Geçen haftaki dersimizde ne anlatmıştık? Allah'a ve ahiret gününe inanan insan nikah düşen kadınlarla baş başa kalmasın, üçüncüsü şeytandır.
Demişlerdi ki birisi, ya Resulallah, hamba ne desin? Ham, kayınbaba hariç erkeğin akrabalarıdır. Yani kayınlara ne desin? Hatırlıyorsunuz değil mi hadis-i şerifi? Peygamberimiz elhamdu elmevzu demişti. Kayın ölümdür. Neden ölümdür? Neden daha tehlikelidir? Çünkü yabancı bir erkek bir eve girip çıktığında dikkat çeker. Ama akrabadan birisi girip çıktığında insanlar akrabasıdır der, müsamahayla karşılaşır. Bu durum çok daha tehlikelere yol açar. İşte böyle tehlikesi. Bugün de böyle olaylar çok oluyor. Gazetelerde okuyup duruyoruz. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Bir kadın yalnız başınaysa, yanında bir mahremi yoksa, kocası, oğlu, kızı, emmisi, dayısı, o kadının yanına girilmez. İsterseniz akrabanıdır. Yanında kimsesi yoksa, oğlu varsa, kızı varsa, kocası varsa, akrabaları varsa tamam. Değilse sonra gelirler gidersiniz. Üçüncüsü şeytandır diyor Peygamberimiz. İşte emmisinin oğlu. Adamı bir telaş aldı. Koşa koşa Peygamberimize gitti. Ya Resulallah, demin burada konuştuk, ailesi bizim başımıza geldi. Hayırdır? Hayırı yok, şey var. İşte bu damat bana diyor ki, ben karımı Şürek ile zina ederken gördüm. Kadı kesildir meclise. İnsanlar bunu duydular. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidi aynı zamanda mahkeme salonudur. Mescid, hayatta her vazifeyi gören bir alandır. Sadece namaz kılacak değil, burası mekteptir, mescid. Burası aynı zamanda ilim yuvasıdır, aynı zamanda mahkemedir, insanları orada dava eder, muhakemede Peygamberimiz. Burası bir danışma meclisidir, burası parlamento gibi çalışmıştır. Burası bir genelkurmay gibidir. Savaşlar ve barışlar burada tartışılır. Müslümanın her bir önemli işleri mescitte halledilir. Mescidin böyle bir vazifesi var. Ve işi boşalan Müslümanlar vakitlerini mescitte geçirir. Ya okurlar, ya ilim öğrenen bir meclise dahil olur, ilim öğrenirler. Ya zikir çekerler, ya namaz kılarlar. Mescit hayatın göbeğinde çalışan bir meclis. İnsanlar olayı duyunca mahkemenin neticesini anlamak üzere onlar da geldi. Kadına bu istat getirdiği zaman kadın hayır yalan söylüyor. Böyle bir durum yoktur dedi. Kocası şaştı kaldı. Çünkü o güne kadar inen ayetlerde demin söylediğimiz gibi birisine zina istat edip de şahit getiremeyen insan 80 celde, 80 sopayı yemeye hak etmiş. Müşteri durumundadır. Adam ağaç değerlerini Allah'ım sana söylüyor. Bu konuda bir açıklık getirilmesi zaten gereklidir. Şu Kur'an'ın kendisi kadar inişi de muhteşemdir. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'i bir çırpıda indirmedi. 22 küsür yıl içerisindeymiştir. Soru soruldukça, olaylar oldukça, insanlar ihtiyaç duydukça ayetler inmiştir. Şimdi bu olay üzerine ayetler indi. Bu ayet bir daha unutulur mu? Böylesine büyük bir ilgiyle, büyük bir merakla takip edilen, insanlarda büyük bir motiva, bir ilgi uyandırmış ayet-i kerimelerin toplum içerisinde bir daha unutulması mümkün mü? Allah Celle Celaluhu'nun ayetlerini indiriş arzı araştırılarak eğitimciler kendilerine eğitim ve öğretim metodu çıkartmalıdır. Ve sevgili Peygamberimizin uygulaması. Ene buruhtu muallime, ben öğretmen olarak gönderildim. Ve o kadar muazzam bir eğitim biçimi, usulü, yöntemi vardır. Bunların hepsi araştırılmalıdır. Nitekim araştırılıyor. Yani birisi kalkıyor, bir komutan, bir asker, komutan peygamber. Birisi devlet başkanı bir peygamber anlatıyor. Birisi evinin içerisinde aile reisi peygamber anlatıyor. Birisi kalkıyor öğretmen peygamber anlatıyor. Sevgili peygamberimiz böylesine çok güçlü, muhteşem bir insan. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْرَةٌ حَسَنَةٌ Resulullah'ta sizin için en güzel numune vardır.
en güzel örneklik, rehberlik var. Her insan onda kendi hayatı için rehberlik bulsun, örneklik bulsun. O olağanüstü bir lider. Bu konuda da öyle. Tam o sırada Peygamberimize vahiy. Peygamberimize Kur'an ayetleri geldiği zaman rengi değişirdi. Hatta bazen etrafında arı vızıltısı gibi, çan sesi gibi şiddetli gelen vahiylerde ses duyurdu. Ashab-ı kiram Peygamberimizin yüzünden, simasından bu psikolojiyi anlar ve susarlar, sustular. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başını kaldırdığı zaman şu ayetleri Müslümanlar okudu. Evet, adamın derdine derman gelmişti. Toplumun anlaşılmadığı bir noktada açıklığa kavuşturan kanunlar gelmiş. Vellezine, o insanlar ki yerûne ezvâcehum, eşlerine iftira ediyorlar. Yabancıya değil, bu sefer kendi eşlerine. Yabancı beni ilgilendirmezdi. Karışmayabilir, konuşmayabilir, görmezlikten gelebilir. Ama insanın kendi ailesi için bunu yapamaz. Arz vardır. Nesep söz konusudur. Çocuğun babası tespit edilecektir. İnsanlar bunu zaten içlerine sindiremezlerdi. Dolayısıyla bu fevkalade önemlidir. Görmezlikten gelinilecek bir konu değildir bu. Onun için eşlerine iftira edenler وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَى ve şahitle getiremeyen. Eşini zina halinde gören bir erkek, dört tane adam aramaya gitse iş bitecek, siz burada bu işe devam edin, ben şahit getirir de diyemeyecek. Öldüremeyecek, çünkü o zaman katil olur. Karısını icabında boşayamayacak, neden boşadı diye sorulacaktır. Çocuk olsa nesep karışacaktır. Bu bir problemdir. Bunun çözülmesi gerek. İşte Allah bunu çözüyor. Eşlerini zina halinde görenler ve bunun içinden kendilerinden başka şahit getiremeyenler illa enfusuhum fe şehadetu ahadihim erbe'u şehadetin billah. Karşıdaki muhatabını çağırır mahkemeye ve dört kere kendi kendine yüksek sesle kadıya, mahkemeye, yargıca hakime neyse şahitlikte bulunur. Nedir? اِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ben vallahi billahi doğru söylüyorum. Bu eşim zina ederken gördüm. وَالْخَامِسَ beşincisinde şöyle söyler. اَنَّ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَيْهِ Allah'ın laneti üstüne olsun. Allah bir daha benim yüzüme bakmasın. Allah bana merhamet etmesin. Allah ebediyen beni huzurunda korusun. اِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ eğer yalan söylüyorsun. Dört kere kendi iddiasını ortaya koyar. Beşinci kere de böyle yeminle beraber lanetle tehdit edilir. O bir kenara çekilir. Şimdi sıra karşısındaki eşidedir. O zina ile ıslah ediliyor. İki yol var. Ya bu doğrudur, ya bu yanlıştır. Eğer bu doğru ise evli olduğu için cezası vardır. Peygamberimizin uygulaması ölüm cezasıdır. Yalan ise bu bir karşıdaki iftira ediyordur. Kendisine iftira eden bir erkekle yaşaması da zor olacaktır. Onun da bir çaresi var. Önce şu ayet okuyalım. وَيَذْرَهُ عَنْهَا o kadın kendisinden azabı def eder el-azab ne ile? اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهَادَةٍ بِاللّٰهِ Allah'a yemin ederek dört kere şehadette bulunur. Nedir? اِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ bu kocam yalan söylüyor. وَسَامِسَ dört defa böyle dedikten sonra beşincisinde der ki اَلَّا غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا Allah'ın gazabı benim üstüme olsun der kadın. اِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ eğer kocam doğru söylüyorsa. Neden kocaya lanet de kadına gazap? Alimler genellikle diyorlar ki kadınlar lanet kelimesini ağızlarında çok kullanırlar. Lanete alışmıştırlar. Lanetin ne kadar büyük bir tehlikeli olmasına karşı alışkanlıktan mütevellit, ülfetten mütevellit bir laubalik, bir umursamazlık olabilir. Onun için gasp kelimesi biraz daha dikkatlerini çeker ve kendilerini korkutur diyorlar.
O da 4 kere, böyle bir şey yok. Allah'a yemin ederim ki böyle bir şey yok. Bu adam benim hakkımda yalan söylüyor. Eğer doğru söylüyorsa Allah'ın gazabı benim üstüme olsun der. Bu iş olduğu zaman artık İslam hukukuna göre bu karı ve koca otomatikten birbirlerinden ayrılmış olurlar. Boşanmış olurlar. Evet. Birisi bir eş diğerini zina etmek ile suçlar ise yapılacak işlem olur. Bunun adına İslam hukukunda İslam yasalarına göre li'an denir. Karşılıklı lanetler. Bir kadın kocasını ya da koca karısını zina ederken görür. 4 şahit getiremezse onunla beraber yaşamaya da içi almaz. Nesebine, kendisinden doğan çocuklara şüphe düşmüştür. Zaten yukarıdaki ayetler de bunlara yol gösteriyor. Vaktimizce bu ayetleri tekrar gündeme getirmeye. Bütün bunlar gündeme alınırsa elbette ki bu aile birbirine yaşayabilir. Eşlerden biri diğerine bu iftirayı söylediği zaman mesele fevkalade ciddiyet kazanmıştır. Ya bu adam bunu yapmıştır, o zaman zina cezasını itiraf edecek. Ya da yapmamıştır, o zaman yemin ederek karşıdaki yalan söylüyor diye kendisini cezadan kurtarmış olur ve bu ailede otomatikman boşanmış olur. Peki erkek kendi iddiasına göre bunu gördü. 4 şahit getiremedi. Allah Celle Celaluhu ona ne hak verdi sevgili kardeşlerim? Ayette ne okudu şimdi biz? Eşini mahkemeye davet edecek değil mi? Onunla beraber yaşamak istemiyor. Susarsa zaten susar, onu kimse bilmez. Açığa vuruyor, bu kadınla yaşamak istemiyorsa mahkemede 4 kere bu zina yapmıştır. Eğer 5. kere de yeminle söylüyor, Allah'ın lanet üstüm olsun. Ayet vurur, takır takır ikisini de öldürür diyor mu? Diyor mu? Bu ceza nereden çıkıyor? Dikkat edin, adam öldürmek çok büyük bir iştir. İnsan eşini zina ederken görse bile öldürme yetkisine sahip değildir. İslam hukuk dinidir. Dünyanın bütün hukukları İslam hukukunun önünde diz çökmüştür. Böylesine ciddi bir meselede bile hukukun üstünlüğü esastır. Hiç kimse kendi kafasında cezaya yönelemez. İhkaka hak caiz değildir. Usulünü bütün dünya kabul etti. İslam hukukundan alarak. Açın meclisenin önündeki kaidelerini, orada 100 tane usul hukukuna dair kaideler var. Bir tanesi, ihkak-ı hak caiz değildir. Yani bir insanın gücü var, kuvveti var, karşıdaki de kendisine karşı suç işlemiş, o suçun cezasını kendisi gücü yettiği halde veremez. Yargı verecek. İslam devletinin mahkemesi vardır, müracaat eder, yargılanır, herkes delili, şahitini, ispatını ortaya koyar, ve ceza neyse o devlet tarafından verilir, kişiler verilir. Ortalıkta İslam bu kadar açık ve seçik iken Müslümanları töre cinayeti, namus cinayeti yapıyorlar diyerek aşağılamaktan daha alçakça bir davranış var mıdır? Dinlerini bilmiyorlar, kitaplarını bilmiyorlar. Peygamberlerini bilmiyorlar. Kendileri gibi bilmeyen cahillerin öfkeye kapılarak yaptıklarını da Müslümanlık zannediyorlar. Niye onların yaptıklarını Müslümanlık zannediyorlar da kendi yaptıklarını Müslümanlık zannediyorlar? Burada bir yakalanış yok mudur? Bu da çok enteresan bir noktadır.
genç karısını zina yaparken gördü. 4 şahit de getiremedi. Öldürsem kısas kes. Kendisi de öldürür. Mahkemede bunu dile getirir. Kadın kabul ederse o zina cezasına çarptırılır. Evliyken zina eden kadın olsun, erkek olsun öldürülür. Ölüm cezasına çarptırılır. Ağzıyla söylüyor çünkü. İnkar ederse otomatikman kocasından ayrılır. Boşandırılır. Peki ne inkar etti kocasını ne de evet zina ettim dedi. Sustu kaldı. Ne olur? Peygamberimiz ümmetinin ihtilafında rahmet vardır diyor. 4 mezhebin 4'ü de haktır. Bizim memleketimizde Şafii mezhebinden kardeşlerimiz de vardır. İmam Şafii bu noktada reddetmiş mesabesinde dedi. İmam Ebu Hanife, dolayısıyla Hanefilerin görüşü, burada kadın ya suçu reddedecek kendisinden, hocam yalan söylüyor diyecek, şık bir, şık iki, ya da üstlenecek, zina cezası çekecek. Suslu hakkı yok. Çünkü sustuğu zaman mesele açığa kavuşmuyor. Ne yaparsınız peki susuyorsa? Ha, susuyorsa konuşana kadar hapsedin. Ya ben evet yaptım diyecek ya da kocam yalan söylüyor diyecek. Bu sözü söyleyene kadar kadın hapsedin. وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın üstünüze fazlı olmasaydı, lütfü keremi ve rahmetuhu, merhameti, rahmeti olmasaydı. وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَك۪يمٌ Allah bilin ki tevbeler çok çok kabul edici ve her koyduğu kanunda hikmet sahibidir. Ne olurdu Allah bu kanunları bize öğretmeseydi? Cahil kalır. Birbirimizi yerdik. Kan dökülür. Düşmanlık kusuruna geldi. Aileler bozuldu. Nesep bozuldu. Daha bir sürü. Allah bize işin doğrusunu kendi kitabında işte böyle anlattı. Anlatmasa ne olurdu? Biz bu sorunu kendi kafamızdan çözelim. Ve o zaman yanlışa düşer. Yanlışa düşer. Sapıtırdık. Bugün görüyorum. İslam'ın dışındaki insanların uğradığı iki tane yol var. Bu gibi durumlarda ya zinayı ayıp saymıyorlar, zinayı suç saymıyorlar, gayet mübah görüyorlar, içlerini sindiriyorlar. Çünkü kendisi eşini zina yaparken gördüğü gibi kendisi de başkalarıyla zina yapıyor ve bunu bir ayıp saymıyorlar. İşte çağdaş uygarlık düzeyi budur. Geneli budur. Hepsi böyledir demiyoruz. Ya da insanda bu noktada daha beter hallere giriyor, cezayı kendi elleriyle vermeye kalkıyor, namus cinayeti, töre cinayeti diye kafalarından uydurdukları bir çözüm ile ortalığı kana ve dehşete buluyor. İslam inancıyla, ibadetiyle, ahlakıyla olduğu gibi getirmiş olduğu hukukuyla, ilahi kanunlarıyla da insanlara bir merhamet. Allah Celle Celaluhu dinimizin kadri kıymetini bildirsin. Ellerimizde hazineler var, biz toplumsal buhranlar içerisinde kıvranıyoruz. Neden? Bir insan düşünün, hazinenin üstünde oturuyor, aç. Bir insan düşünün, çeşme başında susuz. Çeşme başında susuzluk çeken insanın bu susuzluğu helal olsun ya da ne diyelim buna? Beddua etmeyelim hadi kimseye gene. Kendi ahmaklığınız, çeşmenin başında susuz kalması. İnsanların ellerinde Kur'an gibi bir çözüm varken, bir merhamet yasaları varken, böylesin aşırı uçlarda savunup gitmeleri ne yapalım? Önlerindeki yemeği yemiyorlar. Kimi acıyor? Allah Celle Celaluhu bize merhamet etti de kitabını gönderdi.
İşin doğrusunu öğret. En güzel kanunları bu. Bunu uyguladığı zaman atalarımız mutlu yaşadılar. Huzurlu yaşadılar. Birlik ve beraberlik içinde yaşadılar. Ve de dünyaya hükmettiler. Hükmettilerken sömürmediler emperyalist güçler gibi. Hak ve adalet dağıttılar. Ama onların çocukları dinlerini bilmiyorsa bir yerde yanlışlık var. Bunun üzerinde oturup derin derin düşünmeliyiz. Bu iftira ile ilgili ayetlerin arkası bir başka şekilde ama çok acı bir şekilde gelecek. Bu ders demek Müslümanlara yetmemiş. Allah Celle Celaluhu şiddetli bir şefkat tokatıyla onları bir kere biraz daha toplumsal olarak eğitecek ve yetiştirecek. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta onu dersimizde görürüz inşallah. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mürselin ve elhamdülillahi rabbil alemin.